Ne oldu avukat? Ankara'dan bir haber var mı? Henüz bir netice yok. Dava dosyasını inceledim. Herhangi bir usule aykırılık tespit edemedim. Davanın yeniden görüşülmesini talep edecek bir neden maalesef bulamadım. Hala sen şunu benim anladığım dilden söylesene avukat. Kararın bozulma ihtimali yok mu? Şimdilik öyle görünüyor. Ne yazık ki Hamza'nın idamdan kurtulması düşük bir ihtimal. Ha, biz sana o kadar para alırken öyle demiyordun ama. Boşuna mı umut bağladık? Bağırıp çağırmanın kimseye bir yararı yok. Size zaten müspet bir netice almanın zor olduğunu söylemiştim. Ankara'da gereken bütün evrakları inceledim. Hakim ve savcı arkadaşlarımla görüşme fırsatım da oldu. Fakat Hamza'nın Muzaffer Dinç Aslan gibi nüfuzlu bir Demokrat Parti üyesini öldürmesi kararın bozulması ihtimalini oldukça azaltıyor. Üstelik mahkeme sürecinde her şey usule uygun yapılmış. Ne belgelerde ne imzalarda bir eksiklik var. Yani hiçbir şey yapamayacağım. Yapabileceğimiz bir şey var. Ama bunu sağlayabilir misiniz bilmiyorum. Kurban olayım söyle. Bak sen dışarı çık. Ağzından kuş tut de. Tutarım Allah. Eğer benim söyleyeceğimi başarırsanız hakimlerin vicdanına hitap edebiliriz. Kanunen bir geçerliği yok isteyeceğim şeyin. Ancak müspet bir şekilde kararı etkileyecektir. Bak hele, şu garibin kellesi yakında gidecek. Belli olmaz. Belki avukat. Bunu da kurtarır. Avukat dediğin Suat Bey gibi olmalı. O olmasaydı şu anda ben Celta'yı çoktan çekmiştim. Bak hele. Sen Suat Bey mi dedin? He, benim cezamı müebbette çevirtiydi. Çok para döktüydük. Ama adam esaslı avukat. Nefes alıyorsam, yaşıyorsam onun sayesinde kardeş. Ya bu benim avukat da Suat Bey ha. İyi, dersi başına Hamza kardeş. Uyudu. Güllü, babandan bir haber var mı kızım? Yok. Demek ki avukat bey Ankara'dan dönmedi. Dönünce bizi haber eder değil mi kızım? Kime örüyorsun sen onu? Bunu mu? Hamza'ya örüyorum. Kış vakti üşümesin, giysin öyle sıcacık. Ana. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne diyeceksin? Çok zor biliyorum. Ama her şeye hazırlıklı olman lazım. Avukat ne kadar uğraşırsa uğraşsın Hamza'yı... Kurtaracak. Avukat Hamza'mı kurtaracak. Hamza'mı süvetere giyecek, bir daha hiç üşümeyecek. Hamza. Lan baba. Hamza. Nasılsın oğlum? İyiyim baba. Dikişleri de alacaklar. Hiçbir şeyim kalmayacak. Hadi maşallah. Baba. He oğlum. Bak ne diyeceğim. Bizim bir İlyas var. O da benim gibi idamlıkmış. Hani benim avukat var ya, Suat Bey. He. O kurtarmış İlyas'ı ha. İyi ya oğlum. Bak, gördün mü? Hiçbir zaman Allah'tan umut kesilmezmiş. Baba, sence beni de kurtar mı Esat'ın?
Kurtarır tabii oğlum. Niye kurtarmaz? Ben dün gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Beni koğuştan almışlar, dar ağacına götürüyorlar. Tövbe de. Yok bir dur dinle hele ha. Böyle bir tahta tabureye çıkıyorum. Boynuma da ilmeği geçiriyorlar. Böyle tam devirecekken tabureyi bir ses durun diyor. Böyle cellat duruyor, ben şaşkın kalıyorum. Sonra hükümet seni affetti diyor bir ses. Bir el boynumdan ilmeği çıkartıyor. Böyle çok acayip ışık var ha. Seçemiyorum kimdir. Gözümden yaşlar akıyor. Ama nasıl? Sonra sabah uyandım. Öyle bağlamışım. Öyle bağlamışım. Ama bu defa mutluluktan. Baba. He oğlum söyle. Ben yaşamak istiyorum. Yaşayacaksın oğlum. Yaşayacaksın Hamza. Sana söz veriyorum yaşayacaksın. Hayrola Cemşir efendi? Beni mi bekliyorsun? Ramazan. Seni bekliyorum. Diyeceklerim vardı. Hayırdır inşallah. Gel hele gel. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Duyuyorum Ramazan. Duyuyorum da... Başka çarem yok. Vaziyet böyle. Sen dediğimi yapacağım. Bir dakika, bir dakika şimdi. Ben anlamış mıyım bakın? Sen bana diyorsun ki ne? Dayının katili Hamza'yı affet. Bir tane mektup yaz. Mektubu Ankara'ya gönder. Hakimlere de ki ne? Hakim baba, Hamza'yı asmayın. Ben onu affettim, siz de affedin. Bu mu yani? Böyle mi? Doğru mu bu? Tas tamam böyle. Dost doğru anlamasın Ramazan. Hemşire efendi, ben böyle bir şey yapmam. Senin aklın alıyor mu bunu ha? Bak beni bir kez daha dinle Ramazan. Avukatın demesi o ki, Muzaffer Bey'le kan bağı olan biri ya da yakını bir mektup yazarsa belki hakimlerin vicdanına dokunur. Başka türlü Hamza'nın kurtulma şansı yok. Allah Allah! Ya sen beni delilendireceksin mi Cemşir efendi ya? Ya ben böyle bir şey yapmam ya. Senin aklın alıyor mu diyorum ya? Bak Ramazan. Fazla vaktimiz yok. Yarın öbür gün karar tasdiklendi mi? Geri dönüşümüz yok. Herkesin gözü önünde asacaklar oğlum.
Cemşir Efendi. Ben hakim miyim? Adalet miyim ben ha? Ben mi kestim Hamza'nın cezasını ha? Ben mi dedim Hamza'ya git benim dayımı öldür diye ha? Niye anlamıyorsun beni Ramazan? Muzaffer Bey'in canlı karşılığı. Oğlumun canını alacak. Niye? Allah mı bunlara? Can almak Allah'ın bahsiz değil mi Ramazan? Cemşir Efendi bunun Allah'la ne alakası var ha? Bu memlekette kanun var. Senin oğlun benim dağ gibi dayımı toprağa gömdü. Hem de 7 kat altına. Cezasını çekecek. Kusura kalma. Bak Ramazan sana yalvarıyor Ramazan. Kulun kölen olayım. Neyim varsa al. Tenekeyi, evleri. Yetmezse canımı bile al. 2 satır bir şey yaz. Oğlum mu, cellat oğlum mu? Ha? Ağabey Cemşir ağa, ağabey. Git buradan Cemşir ağa. Benden sana fayda yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.